Bu ne ya? Amma yüksek kalite veriyormuş. Selam arkadaşlar. Cimek ne ya? Bunları editlememiş miyiz? Dashboard'dan editleyelim. Selam. Selam. Geçiyorum birazdan vota. Herkese merhaba. Bunu yaptık. Bunu sadece chat'e alacağım. Tabii ki source var. Multiplayer burası. Benim fakir fukara Twitch adresim değil. Selam arkadaşlar. Geliyorum hemen. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz Rampage oynayayım diyorum. Farklı bir oyun modu yapalım. Çünkü farklı bir şey yok. Test sunucusu gelmedi. Ekstra bir şey yapamıyorum. Şuradan Rampage'ı alalım. Biraz da görev yaparım belki. Domination mi yapsam? Yoksa Steel Hunt mı yapsam? Steel Hunt yapalım. Neyse geliyorum ben şimdi. Bir su alacağım. Evet, tekrardan merhaba. Chat'i bir değiştireyim. Kendi chat'imde kaldı. Evet, buradan açalım. Tankçı geldi han. Ben de bir şeyler değiştirmiştim ama. Okey, chat'i açalım. Okey. Biraz şunu oynayalım hakikaten. Objeyi alalım. 50 meyi alalım. Belki ramleyecek bir şey çıkar. Bir de T110 E5 alalım abi. Okey. Hadi bakalım. Gene mi ağlıyor o çocuk ya? Abi. Allah akıl fikir versin. Gerçekten akıl fikir versin ya. Eli ayağı da tutuyor yani. Neyse burada polemiğe girmiyoruz tabii ki de. Yazık. Allah'tan benim dönemimde yoktu şey. Bu kadar fazla mobil. İnternet. Yoksa bizim de rezilliklerimiz vardı tabii de bu kadar aleni değildi. Şimdi farklı bir şey yapalım. Hep aynı tanklar, aynı tanklar. Bari aynı tanklarla farklı bir yani mod oynayalım, kip yapalım. Bunun da ismi Steel Hunt, Çelik Ava ve Domination. Benim de mi ağlamamı istiyorsunuz? Ben deliriyorum abi. Ben izleyicimi dövüyorum biliyorsunuz. Özellikle kendi kanalımda. Hep yakınacağım, yakınmaya da devam ediyorum. Hani bilinmeyen oyuna genelde abi bu oyun ne? Ne yapılıyor, ne ediliyor diye soruluyor. Ben iyice öğretmen modunda davranılıyorum. O yüzden her şey soruluyor. Size hani tiksindirene kadar, sordurtmamaya kadar bunu zorlayacağım diye düşünüyorum. Yalnız Steel Hunt'ta çok az adam var. Hayret. Demek ki çok tutmadı kip. Evet. Fearless. Şey olanı değil. Deri olanı değil. Open olanı. Ya açık akustik olanı.
Pardon. Bunu açmam lazım. Arkadaş KTM 990'ı sattı, Afrika TV'ne kapora verdi de onunla alakalı. Şimdi bu dediğimi kaç kişiden kaçı anladı bilmiyorum tabi. Bu teke tek olan ve repairli olan diğerini oynamam lazımmış benim. Neyse bakalım. Bunda da sarf malzemeleri falan var. En fazla şey. Bana Dido satacaksın. Peki. Beni neden bu kadar az seviyorsunuz onu bilmiyorum ki. Shoot the messenger mı? Bayrak nerede? Bayrak yok ki. Hangi messenger? Arkadaşlar bunun olayı herkes tek biliyorsunuz. O yüzden takımım yok. Repair olmama gerek yok. Umarım birileri çıkacaktır önüme. Behçet FV215 beyi avladı. Hadi bir şey çıksın artık. Aha. Hop. Gelme. Gelme dedim. Pis herif. Rental olduğu için anam bir şey daha var galiba arkada. Anam 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 anam. Evet en azından şunu yapabilirim. Bu adam yattı harbi beyler. Ve buraya topçu saldırısı çekeceğim hemen. Aynen. Niyeyse şey oldu burada. Bu arada. Anam! Pis herif gelme. Haha. Steal. Kill steal. Herkes kill steal'ci, biz de kill steal'ciyiz. Bakalım. Aa! Fuck. Buradan yol gidiyor mu? Gitmiyor. Oh fuck 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 fuck. Hadi be. Aa bir tane daha çıktı. Ne zaman bitecek? Daha yeni başladık be. Birinciliğe çıkmışız ama iyi dayandık. Lan. Hadi canım. Aha what the fuck. Gel gel. Ah, yanmak çok kötü oldu tabi. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı abi.
140 alayım, 140 daha iyi. 50M'nin topu arkadayken eğilmediğini unutmuşum ben ya. 200'e varan kazanıyor. 50M ile çok kötü oynadığım için hiçbir şey yapamadım tabi. Bakalım. Belki obje 140 ile bir şey yaparız. Bu topçu saldırılarını falan kullanmak ve görmek için de bu modlar dışında hakikaten fazla bir şey yok arkadaşlar. Eğer klanınız yoksa. Ona dikkat etmeniz lazım. Söyleyeyim şimdiden. Ve şey çok karambol oluyor. Mesela aynı anda 2-3 adamla denk geldiğiniz zaman ortam bayağı karambol oluyor. Şimdi bu adam soldan kaçtı tabi. Evet, bak. Orada iki kişi kapışıyor. Hasarıma bakarım abi. Şu kill steal işte çok başarılı. Hadi be. Ha şey kaçıyor. Gidip ramleyecek ona. Abi. Ah. Hadi be. Diğerine kaldı. 160-180 olduk. Evet, 110'a bunlar önemli. 180. Adam alacak vallahi altımızdan oyunu. Herhalde ikinci veya üçüncü olacağız. Bu gidişle. Evet, güzel. Hadi be adam aldı. Ve ne oldu? Bir şey ya süre bitti ya başka bir şey bitti anlamadım. Kim kazandı? Battle ended. Objective not fulfilled. Peki. 10 bin hasar yapmışız. Hasarda 3.'üz. Deneyimde de 3.'üz. Olabilir. Şeyi değiştireyim ya ben. E50M'yi. 50M yerine daha hızlı sıkan bir şey almam lazım. Mesela T62 olabilir gene. Bu daha mantıklı. Yok bu öyle değil. Şunu da çıkart. T62'yi al. T110 E5'i de başka bir şey yapsam mı acaba? STB1 falan ama yok zırhlı olsun ya. Tamam. Rampage de böyle. Bir tane daha Rampage oynayalım. Oyundan hiçbir şey anlamayıp izliyorsun. Abi tank savaşı Battlefield'da oynamadınız mı hiç ya? Tank savaşı işte. Sadece daha hormonlusu. Bilmem oynarım bir iki tur. Sonra iki üç turda şey oynarım. Domination oynarım. Ondan sonra normal oyuna gireriz arkadaşlar. Ha bak mesela TWP burası için iyi olabilir hakikaten. 22 saniyede dolduruyor. Behçet çünkü çok uzun sürüyor doldurması. Ve hareket halinde o kadar iyi atamıyor ama TWP'de böyle bir durum yok. 140 gibi tanklar buralara daha uygun. Rus mediumları yani. Ortada tek bir repair noktası var. Bayağı karambol. Alman Tiger'ların arkası güçsüz. Neden? Ha. Peki. Aa. Aynen.
Hoppa. Bir Behçet, bir Behçet'i gel bire Behçet, senle birlikte Behçetleşelim demiş. Lan. Allah Allah. Nasıl ya? Aa, he geçmiş mi yanlışlıkla? Anam. Çok komik olacak bu böyle. Adamın yaklaşması lazım. Yoksa olmaz. Anam, tabii doğru. Adamın şey tankı gidecekti, doğru, unuttum ben onu. Hadi bakalım T-62 ile. Ben de öyle arkasına takılıyorum. Şaka gibi snipe. Dıt, kara avcı 30 bey. 30 bey ile girilir mi ya? Leopar'la girmek gibi bir şey bu. Yani yatılmaz ki bu haritada. 1.54 yaptı bu arada. Ah. Az önce girenlerden biri bu. Pozdinyan Yasiyanay. Bak bana döndü bu herif abi. Bak. Oğlum niye herkes bana sıkıyor? Abi çok komik oldu. Oh. Lan oğlum. Herif kilimi çaldı. Pis herif. 430 canım var. Hoppa, what the fuck? İyi, bana vuramıyorsan daha iyi yani. Ah, şunu istiyordum işte. Aa! Aa! Bu mesela sizin yakın taktik dövüşmelerinizi de geliştirir, söyleyeyim arkadaşlar. Hep hızlı düşünme, çabuk ateş etme, çabuk karar verme. Çok iyi. Mesela gidip de repair olabilsek var ya, bayağı dadından yenmez yani söyleyeyim. Anam. Aha, kaçırdın. Ben de çok büyük fırsat. Güzel. Obje oradan giriyor. E tabi çok zor. Çok çok zor. Gusül abdesti almak iyiymiş. Şimdi bu uçak saldırısını mesela kullanabilirim ben. Nereye kullanayım? Kimin borusu daha fazla öterse gibi bir durum var abi şu an. Abi çok kötü. Öldüm. Aa, topum vurdu.
Kafa kafaya mücadele anca bu kadar. Gene oraya atayım. Bakalım bu sefer tamir olabilecek miyiz? Sanmıyorum ama. 300 can var. Hadi be. Şans. T-62 ayalım. O Tsunami Wave bayağı gitmiş. Alacak galiba oyunu. Neyle alıyor acaba? 10.000. 10.000 bayağı iyi hasar ha. Helal olsun. Yani de biraz da şanslı olacaksın tabi. İnsan gibi adamlar arda arda çıkacak. Bir de tek repair noktası. Orayı herhalde ablukaya aldın mı? Olayı bitiriyorsun. Ne oldu peki şimdi? Şimdi ne olacak? Bir tanem. Şimdi ne oldu peki? Ha, oyun bitti. Yok, yani zırhlı olması lazım abi. Zırhlı ve hızlı olması lazım arkadaşlar. Galiba görev yaptım bu arada. Oha, çok ciddi para kaybettim bu arada. Enteresan. Sarf malzemesinden falan dolayı mı acaba? Muhtemelen öyledir. Neyse bakayım. Görevleri de var bunların biliyorsunuz çünkü. Rampage görevleri. Yo, yapamamışım. Peki bu ne? Domination'da peki bunu niye yapamıyorum ben şu an? Steel Hunt'ta onu yapabildiğim için. Çok enteresan. Şimdi değiştirelim o zaman. Steel Hunt'ı. Domination'a geçelim. Domination'da mıydım zaten? Yok değilim. Okay. FV'de farklı zaten şeyim varmış. Domination'da doğru. Dizilimde farklı. Burada mesela almışım FV 215 B'yi. Burada daha fazla böyle pusuya yatabiliyorsunuz. Burada bir de platlı olaylar da bayağı başarılı. Bir böyle deneyelim. Bir FV ile deneyelim. Bakalım yanacağız herhalde. Ah. Doktor bu ne? Doktor bu tank oyunu. Benim ismimin tankçı olmasının sebeplerinden bir tanesi. Eyvallah. Burak yazmış ama Skype'a bakar mıyım yazmış. Bakarım sonra. Bence iyi bir seçenek hani böyle langır lungur dalmak, takılmak isteyenler için. Burada tabii takıma takım böyle. Bir de burada galiba artık doğma sınırımız var. Hani üçüncü tankımda patladıktan sonra bir daha giremiyorum diye biliyorum. O yüzden daha dikkatli oynamamız lazım. O Omni'den falan adamlar oynuyor. Karşısı fena. Bir de plat var abi karşıda. İki tane hem de. Platlı adamlar büyük sıkıntı. Şimdi o bayrağı alıp işte biz yeşillere onlar da bu mavilere götürüyor. Veya kırmızı olsaydı hani kırmızı olabilirdi. Renk körü modu olmasaydı. Playback rate nedir ya? 3000 3000 bitte 3500 bitte falan veriyorum da ben yayını o yüzden. Playback rate nedir ya? Rendering mi acaba? Sie haben die Seeschlitze getroffen, kann nichts mehr sehen.
Hadi yavrum. Evet, ilk ölümümüz o şey oldu. Şimdi bak destroyed dedi. Mesela onu almamız lazım. Kendimizi asla tamir etmemiz lazımdı. ...200-600 arası gidip gelmesi nedir ya? Hay Allah'ım ya Rabbim, STB nereden çıktı orada? Abi ne kaçtı herifler ya? Enteresan. RNG yanında değil. Şimdi buradaki 62'yi alabilirsem kasayım mı ama acaba ya, yoksa hiç kasmayayım mı? Hiç kasmayayım. Great shot ne abi? Ay Allah kahretsin ya. Aa, hasar aldığında artık repair olmuyor musun? Ana, ben de diyorum niye repair olmuyor? Ben burada 4 saniyeden fazla süredir zaten duruyorum. Vay hayvanlar vay. E bu olay çok sıkıntılı o zaman abi. Oho. Ben bu olayla uğraşana kadar herifler ağzımızı yüzümüzü kırdı zaten. İşte önümüzdeki 2 ay içerisinde falan biraz paralanırsam 2011 chipset'e geçeceğim. O zaman da render'ın dibine vuracağım abi. Ama 3500-4000 lira arası para lazım tabii 3 parça eşya için. Onları da aldık mıydı? Dadından inmez. E50'lerle falan giriyorlar ya. Seviye 9 tankın ne işi var abi burada? Paletlendi. Alın şunu. Şaka mı bu abi? Herif kaçıyor oradan.
Ne yapıyor bu herif? Bayağı başarılı oldu şu. Bak, objeyi görüyor musun neler yapıyor? Salak herif. Öyle artileriyi de kafana sıkarım işte. Yalnız gidip bir tamir olmam lazım benim. Fak 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 fak. Adam oyuna girmemiş, adamı denemiyorum, iyi mi? Al işte. Al işte. Oyun benim için bitti şu an. 2 dakika var daha. Ama hepsi ölmüş zaten. Ariflerde de sadece bir adam kalmış. İyi. T22 tankı veriyor bu arkadaşlar. Bütün görevleri yaparsanız. Heriflerin tek bir tankı kaldı. Aldık oyunu zaten. Güzel. Aynen. Bitti oyun. Çok güzel. Bu ne demek ya? Bu işte oyun. Aa, ilk görev yaptım. Heyo, 200 bin para geldi. Bu ne? Hail to the king. Hail to the king baby. Herkesten daha fazla zafer puanı elde ettim. 5 tane de adam öldürdüm. Güzel. Güzel. Güzel abi. Daha ne isteyeyim ben? Bununla iş yapılır. FV olmaz abi ama. FV'yi boş versen. Sen obje 140'ı gel. Tekrar al. Sen obje 140 al. Okey. Bir tane daha yapalım. İşlemcinin GHz'i bu oyunun tek önemli şeyi. Bu oyun ekran kartı mesela 960 olsun. Sende ekran kartı mesela işlemcin AMD olsun abi. 8350 olsun. 8350 diyorum bak. Ekran kartın şey olsun. 980 Ti olsun. Hatta ne diyeyim, Titan olsun. Benim abi işlemcim i7 5830 olsun. 5930 olsun. K olsun. Ekran kartın 960 olsun. 7870 olsun. Ben senden daha fazla FPS alacağım bu oyunda. This is how wargaming pompics you over. Bu oyun inanılmaz şekilde işlemci yiyen bir oyun arkadaşlar. Peki Rocky, bir şey değil. Ben onu fark etmedim ama olduğunu. Ben sırf eğlence, ben çok az oynuyorum bunu. Abicim ben nerelerdeyim? Geçen hafta chapter'daydım. Gayet buralardayım. Haftaya da gaming şeydeyim, İstanbul'dayım. CS turnuvası sunacağım. Mükemmel oyunculuğumla CS'deki. CS turnuvası sunacakmışım. Yayınları bırakmadım Solbi'ye. Clancy'deyiz arkadaşlar Solbi'yle.
Ne alaka be? İyi kasmalar. Baba saks. Hay Allah'ım ya. Peki. Şimdi buraya hayvan gibi adam gelecek abi. Oo, çok pardon, çok pardon, çok pardon ya. Ben niye alayım bayrağı abi? Geri gel bakayım. Gel 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 gel. Geri gel oğlum, ne yapıyorsun lan? Manyak! Allah senin cezanı vermesin. Tabi. Okay. Çok ortadayım gibi geliyor bana ama şu an. Hayırlısı bakalım. Abi ISCD Rental oynuyor ya. Hiç bilmiyor adam ne yapması gerektiğini. Hiç bilmiyor. Bak abi, oynanışa bak. Saçma. Revolüsyonla ne arıyorsun burada ya? Ha, ISC'de. Ben de duracaktım zaten öyle. Ha, şu kadar açı verse yetiyor işte. Vermiyor herif, hıyar gibi. Bak, 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 bak. He. Biz de orada zaten şey yapmıyorduk. Al. Ağzına vururum senin. İlk darbemi yiyorum sayın seyirciler. Ama senin köşene, şuraya da artilleriyi bırakıyorum. Ne oldu lan? Ha, öldün mü artilleriye? Ne oluyor lan? 121 sende mi geçeceksin? Anam. Flagge Geholt de. O Holt'u buradan geçirttirmeyecekler, ben biliyorum. He, T57. Delersiniz beni. Oğlum, o kadar şeyim lan. Gizleniyorum yani. Hay Allah. Herhalde suratıma dik dik attığı için böyle oldu. SSD'ler falan çıkıyor oraya ama o iş hiç hoş değil. Ben gidip tamir olsam iyi olacak abi. Kaçabilirsem tabii. Şu arkadaki tamir bölgesine doğru ilerliyoruz. Oo. Nice. Nice flanking maneuvers. Ne yapıyor bunlar? Anam, bu herif buraya mı girdi? Güzel. Sen alırsın artık onu. Lan oğlum, tamir olacağım. Bir dur. Okey, güzel. Şimdi geri çıkalım. 6000 hasar vermişiz zaten tıngır mıngır. Abi işinizi bildikten sonra bu modda çok rahat edersiniz yani. Şimdi deyip böyle tek yiyormuşum. Bakalım. Flagge Geholt. İyi, aferin, götür bakayım bayrağı.
Freedom! Lan hadi be. Aa. Objeyi alalım. Delirdim gittim tabi abi. Çok eğlendim ama. Şimdi karambol büyük orada. Bayrağı teslim ettik edeceğiz. Solda. Hadi yavrum, edersin. Yaparsın. İnanıyorum. Görevim ne? Shooting herhalde yaptım abi. Herhalde birini öldürdüm. Kaç kişi öldürdüm? 4 kişi öldürmüşüm. Daha 4 dakika var. Oğlum bayrağı götürmediniz mi? Vallahi götürememişler. Saçma. Saçma. Şimdi siz oradan öyle giriyorsunuz. Ne oluyor lan? Sıçarım çarkınıza. Obje sen çok kötü, ağzına burnunu alacaksın şimdi ama. Dur bakalım. Aa, what the fuck, niye bakmıyor buraya? E4 nerede? Al al al. Sıkıntı yok. Al oraya al. 263 orada. Peki ben buradan seni öyle vurabiliyor muyum? Vallahi vuruyorum. Niye pek göremiyorum? Ah fuck. Mı? 260 ile girmiş lan herif. Helal olsun. Oh. Oh. Ağzına vurdum. Bayağı iyi vurdu. Biraz bu büyük sıkıntı. Pershing ne lan? Manyak. Aa, oyun bitti. 8000. Ay abicim, multiplayer Twitch'te, multiplayer Clancy'de mi? Anlamıyoruz. Ay arkadaşlar ya. Bu mod kalıcı. Bu ne lan? Bir şey daha kazandık gene. İki dakikada bir şey öldürememişim bu arada. Herkesten daha fazla bu desteklerle, mesleklerle hasar vermişim. Abi hasarda açık ara. En yakın rakibimden 5000 daha fazla vurmuşum. Güzel. Güzel. İyi ya, ben modda böyle tıngır mıngır oynarım da bana çok şey geliyor. Yorucu geliyor bu mod. Normal oyundan çok daha hızlı. O yüzden çok daha yorucu geliyor. İkişer tane böyle maç yaptık. Bana yetti aslında bu kadarcık maç benim. Söylemem lazım. Bir historical battles vardı.
Proving Grounds. Bu ne? Ha, bu şey eğitim sahası. Random Battle. Yo, grind değil, değişiklik. Ekran kartımı niye değiştireyim ki? 780 Ti kullanıyorum zaten. Pardon, Ti değil. 780 kullanıyorum. Ekran kartımın kaldıramadığı bir şey yok şu an benim oynadığım oyunlar arasında. Hatta 2000'li senelerinde oyunlar kullanıyorum. Daha sonra olabilir. Çünkü tek takılacağım. Takılayım diyorum şimdi. Bugün tek takılacağım arkadaşlar. Bir tane normal oynayayım ya. Bir tane normal oynayayım. IS4 kendime geleyim yavaş yavaş. O senin hızına bağlı Emem. Teşekkürler arkadaşlar. Crosshair'leri şeyden ayarlıyorsun sen, normal settinglerden, E100, E5, Centurion. 36 veriyor sadece bize. Niye bu kadar kötü? Gerçi bu belli olmaz, ben size söyleyeyim. Arkadaşlar, yayını fix 7 ile 9 arasında açıyorum. Multiplayer ekranlarında cuma günleri. O yüzden daha bir saat bile olmadı. Yarısını anca bitiriyoruz şimdi. SteelSeries Pad iyidir. Razer de iyidir. Hepsi iyidir abi. Ben dediğim gibi polimer mousepad öneriyorum. Yani plastiklerden. Bu arada evet, 3 tane artı var ama bir şekilde korunacağız. Bununla fazla... Ya IS-4 şey bir tank ya. Hani ne olduğunu biliyor en azından. Hani kendini bilen bir tank. O yüzden seviyorum IS-4'ü. Tutututu 83.50'den memnun değilim. Çünkü yayın açıyorum. Yayın açmıyor olsam çok memnunum. Hiçbir sıkıntı yok normal oyunlarımda. 60-70 FPS arası alıyorum normalde. Ama yayın açtığım anda rendering falan işin içine girince kaldırmıyor abi. Direkt X99 anakartlı işte 2011 chipsete falan geçeceğim de abi, işlemci 1600 lira. Anakart 1600 lira. RAM desen, RAM en ucuzu kaldı zaten. DDR4 RAM 600 liraya 16 GB RAM alsam o işimi görüyor da, yani bir anda 3600 lira çıkamayacağım şu an. Abi evet ya, çok şekil bir tişörtüm var gerçekten, biliyorum arkadaşlar. Don lastiği kadar kalan minicik bir tişörtüm de hakikaten kendileri. Aha. Hiç hoş olmadı işte. Neyse, E100'ler sağ tarafta en azından. Şuradan geçerken şu açıdan yemezsem başka bir şey istemiyorum zaten. Bu da en iyi Sideskrape tankı biliyorsunuz arkadaşlar. Kolay kolay delinmem ben. Biliyorsun bir tanem. Biri orada, biri burada. Siz orada kötü kaldınız öyle. Ona bir tane vuraydım, iyiydi. Şekil bira. Ya nasıl gidiyorsun E75? Hayret, onu delmem enteresan o açıdan. Şimdi buraya döneceğiz. Hedefler farklı biliyorsunuz. Salak mısın IS-4 ya? Öyle çıkılır mı oraya? Abi çok kötü oyuncusun IS-4.
E5 kesinlikle öyle. Dediğim gibi IS-4 kendi işini bilen bir tank. O yüzden çok rahatsızlık duydurmaz size yani. Şöyle rahat rahat gene side-scrape yapalım. Peki. Evet, şuraya bir bakacağız şöyle. Repair'ini kullandırdık. Bu açıdan çok kuvvetlisin tabi E5. Topa bakar mısın nasıl eğiliyor herifin? Abi şaka gibi ya. Ah, teke tek de yapamayacağım bunu. Gel bakalım. Nasıl oldu bu ya? Oha. Topumu kırmayaydın, iyiydi. Ateş ettim o kadar. E5 çok güçlü abi. Öyle teke tek de kolay kolay yapamazsınız. Yani. Hangi açılardan neler sekti gördünüz yani. Muhtemelen de zaten en iyi oyuncu bendim. Tabii 3800 vurup 4300 sektirebilen başka bir adam yok. İşinizi doğru yaptıktan sonra çok sıkıntı yok arkadaşlar. Bunun VN8'i çok yüksektir. 4500 VN8 aldım mesela bu maçtan. Ama istediğimi oldu. Yani IS-4 bu işi yapan tank. Bu işi yapabildiği için de iyi. Gold attım 3 tane. Sekti hepsi. Gördüğünüz gibi. Yüz yüze vermeyeceksiniz. Kafa kafaya verdiniz mi çok büyük sıkıntı IS-4'te. IS-4 daha böyle ara mesafe ister. E4'ün şeyin E5'in altından filan da sekti öyle. Bir tane de yakta yüz oynayalım. İzleyicilerine iyi plat yaptım bugün. Nasıl iyi plat? Plat yapmadım ki hiç. Plat mı yapayım demek istiyorsun? Anlamadım ki. IS-4'ü sektirirsiniz abi. IS-4 en rahat sektiren tanktır. Şimdi bir tane topçu var. Köyden indim şehre yapacağım. Güzel güzel oynamaya çalışacağım. Zayıf noktaları diyorum. Belli bilinen zayıf noktaları. Onlar olmasına rağmen çok kuvvetli bir tank. İyi eller varken onu kullanan bayağı iyi iş başarır. Mükemmel bir IS-4 oyunu çevirmedim ama IS-4'ün artılarını eksilerini kullanarak bir oyun çevirmeye kalktım. Hani adamdan da iki noktada onu çok avantajlı bırakan yerde ne yazık ki kalmak durumunda oldum.
Onun dışında gayet iyi bir IS-4 oyun çevirdim yoksa onlara karşı. IS-4'ü delmek kolay değil. Mesela o karşımdaki tank T110E5 yerine bir FV215B olsaydı ağzını burnunu kırmıştım yani şu ana kadar. Ama işte her zaman öyle olmuyor. Yani bir Behçet oradan dalıyor mal gibi. Ne yapıyorsa bunlar. Bence yanlış yapıyor. Ne yapıyor lan bu? Bir dakika, bir dakika. Burada mı? Gerçekten mi lightweight ya? Yani gerçekten mi lightweight? Hiç dünyanın farkında olmayan lightweight'ler ya. Aradan çok şanssızlıysam mermi yemem. Güzel. Şu deliğe girebilmek çok önemliydi. Aha E100. Allah'a E100. Nereden spot edin lan? Yak T100 var. E4 var. Karşılıklı yedik. Hoş olmadı tabii benim için. Soldan da bir şey vurursa zaten bittik. E100 yanıyordu bayağı bol bol. Şimdi şöyle bir şey yapsak, bize mi bakıyor bu? Şimdi bak burada binayı kullanacağım için kolay kolay dalamayacak bu bana. Bak gördün mü? Ara binadan çıkar giderim öyle. Güzel. Bu kadar abi. Şimdi bak. Bu da güzel işte. Bu kadar. Yak T100 yanlış yapıyorsun. Sağdan yiyip öleceksin. Çekil lan. Hay Allah kahretsin. Neyse. Herifler zaten öldü. Bunlara hiç dönemeyeceğim. Light bu kadarmış benim hasarım boyun. Bitti. Hiç gerek yok oraya dönmeme. ...263 abi. Müttefiklerim mi bana vurdu? 5-5-5. Güzel abi. 5 atışta 5000 hasar işte daha ne olsun. Bu arada 1300 roll ettik şeye. ST1'e. Çok fenaydı.
Allah Allah. Allah Allah. Ya arkadaşlar hakikaten hiçbir şey bilmiyorsunuz demek ki yayınlarla ilgili. Oğlum multiplayer'dayım şu an. Twitch'te multiplayer. Multiplayer neredeyse oradayız. Öz Hayri oğulları streaming servisleri Ümraniye, İmez ikinci kapıda olsa onun üzerinden yapacağım yani yayını. Multiplayer Twitch'te arkadaşlar. Oğlum Twitch'te görmezdik seni. Yapmaya çok gerek yok. Multiplayer neredeyse ofisi. Oradayız. Şimdi bakayım. STB'yi mi alayım? Yok STB. Çok üzüyor beni ya. Heavy Tanks. Leopar oynayalım ya bir tane. Leopar üzmedi bu ara. Ultra Evi sürer anlattım. Üst zırhından yese bile, kolayca denilebilen turret olsa bile IS-4 kuvvetli bir tank dedim. Bunu ikinci defa diyorum şu an. Bunu diyorum yani, başka bir şey demiyorum. Onlara rağmen gayet iyi bir tank. Ona bakarsan IS-7 önden Amurek yiyor. Leopar her yandan yerme yediğinde Amurek yiyor. IS-7 ile E-100 kafa kafaya verdim mi IS-7'nin kafası deliniyor yukarıdan. Komutan kupolası deniliyor. Yakpanzer 2 mi var? Oğlum çıkacağım derken sıvıyorsunuz test sunucusunda değiliz. O yüzden ramp uçlarla falan başlıyordum. Çelik duvar, melik duvar. Ay çelik duvar diyorum. Çelik avıyla falan başlıyordum. Şimdi yukarıya gidelim. Leopard'ın en büyük sıkıntısı zırhsızlık bütünü. Hani zırhsız kutu. FV 4005 kadar olmasa da tabii. Hani what the fuck'tan daha kötü zırhlı ya FV 4005. Nasıl diyorsunuz? Hani kapalı kutu ama mukavvadan kapalı. What the fuck gene açısı falan var. Bazen HE mermiler tam delmiyor. Vuramadım. Yeminle vuramadım. Herif bir anda sağ yaptı diye vuramadık. 13-90 ilerle. Type 62 saçma yere girme. E3 yok ama kasacağım galiba free filan değiştirip. Çok sevmeye başladım E3. Evet. Topçu var mı? Yok. Ne güzel. O zaman. Surprise mother... Lava? Mother... Lava? Değil mi? Malta'da çünkü mother lover oluyoruz en fazla. Güzel. TL4 13.90 nasıl avladın oradan? 30B var. İyi. O da gitti. Güzel. Hadi 30 be. Güzel. Hadi be. Topu da çok iyi yayılıyor bu Meret'in ya. Hay hastasıyım yani bu yüzden. Şimdi Leo bir Behçet gidiyor. Leo geliyor. 30B çok korkak. Abi böyle bekleyen Behçet. Mesela spot yedin abi. Ampulün olmama ihtimalin yok. Oha ne oldu lan? Bir şeyden rikoşe yedim. Şuraya gidebilirmişim aslında ya.
5'e 5. Haviler düşüyor demek ki. Biz burayı sürekli aldığımıza göre. Type 61 de girdi oraya. Şimdi bu sırada dalmak lazım işte. Dalsana oğlum. Dalabilecek biri yok mu? 30B'ye çekmemiz lazım. 30B bekliyor. Peki. O zaman ben de base'e dönerim abi. Ha, öyle bir şey yaptıysanız o güzel. Ha, gömdü. Bak bana atmay, ona atmayacak, bana atacak. Bak, görüyor musun? Nasıl döndürdü? Şimdi base'e dönmemiz lazım işte. Kepe girmelerini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Peki girmezseniz ben burada durur iş yapmaya çalışırım abi. Ki yaparım da yani. Ama girdiniz tabii. Kaç tane tank dönüyor? Çok tank dönüyor. Şimdi kepi bozmamız lazım. Bir kişi. Hangisi acaba? T30 orada. Şey orada. Galiba seni çürüyorsun kepte. Umarım odur yani en azından. 11'e 10. Hala belki bir çevirme ihtimalimiz var maçı. Dalga geçiyorsun ya. Şu Behçet gelebilirse. Salak Behçet. Evet, oyunu kaybettik. Üç tank var, o üçü de orada. Kepe gelsinler abi. Ben de tepeden açarım. Hadi. Come on.
Allah Allah. Taha Tepe'den geliyor olamazlar, değil mi? Behçet'le birlikte gidelim. Behçet de Allah'tan işini bilen bir oyuncu çıktı. Herhalde bizi bekliyorlar. Hadi be. Açıyormuş oradan. Durmasından anlamalıydım aslında. Bir de E4 bayağı hızlı nişan alıp attı. Şu küçücük çalılık beni kurtaramadı. Bir de E4 nereden vurdu lan öyle? Bayağı uzaktan aslında az gözüküyormuşum da yani. Harbi az gözüküyormuşum lan. Ya direkt şuradaydı. Ya da oradan vurduysa da helal olsun. Bir Behçet bakalım ne yapacak. 4 dakikaları var, alabilirler ama ben delerdim onu. 1600 canda değil, 200 canda kalırdım. Bakalım Behçet ne yapacak. İyice satranç haline geliyor bu son dakikalar oyunlarda. Behçet'e çok düşük şans var. En büyük şansı drop'a yatırmak. Ama o bile çok zor. Şu an bir tanesinin durup, mesela E4'ün tepeye çıkıp durup IS-4'ün buraya spotlara gelmesi lazım. Şekil 1'a. Bak E4 yukarı çıkıyor. Çünkü IS-4 alttan girecek. Ama çok yüksek canları abi. Yani IS-4'ün daha 1200 canı var. Oha, nereye attın lan herif? Şansın neyle deneyecek abi? 161 canı var. 1000 canı olsaydı tamam. Hani en azından bir şeyler deneyim. Oha, çok güzel. Delemezsin ama herhalde ya. Helal. Yalnız IS-4 nerede bilmiyorum. Yanlış yerde. Yani soldan arkadan gelmesi gerekiyordu. Bak 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 bak, ne güzel. Oğlum şanssızım ya. Bu arada Behçet açılmıyor. Ben açılmışım o mesafede. Demek ki sağ taraftaydı E100. Of, tamam bitti şu an. Şu an bitti gençler. Hop. Kaçmaya çalışacaktık. İkinci atışını yemeden sola kaçabilir belki. Belki. Evet, ikinci atışı yemeden sola kaçtı. Muhtemelen reload'da şu an. 3 mermide de alamayacak. Mıçtı. Çok kötü. Çok kötü. IS-4 alır gençler. Söyleyeyim ben size. Şurada yakalayacak ve bitti maç. Köprüde yakalayacak. GG. Yapabileceğini yaptı zaten Behçet. Daha fazlasını bekleyemezdim. Beraberliğin bir avantajı yok işte. İki tarafa da oyunu kazandırtmam amacıyla. Ne zaman kahraman olduklarını bir görelim ama tabii. E4 evet 6900'de, IS-4 ise daha çok spot'u oynamış 1900'de. Ama E4 iyi oyun çıkarmış hakikaten. Biz de kötü oyun çıkartmadık ama
yeterince iyi oynayamadık. 6000 hasarda kaldık. Evet. Olsun. Şimdi bir de daha hazırlı bir şey oynayayım. T-62'nin dublesini alalım. Klan maçı yok. Ben de komutan değilim bu arada. Bana komutanlık arada kilitliyorlar ama ben komutan falan değilim normalde. Yenilgi serileriyle ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Yo, tamamen random. Tamamen rastgele yani. RNG. Evet. Warships'in belgesel videoları çok başarılı arkadaşlar. Baba maçı yok arkadaşlar. 263 için zaten cinnet geçiriyorsun. 263'te cinnet geçirteceksin millete. O yüzden kasılıyor. Abi 7000 atıyorsa adam, sen 6000 attıysan az işte. Yani yetmedi. Orada IS-4'e ateş etmemem gerekiyormuş. Ben açılmam sandım çünkü arada 2-3 tane çalı vardı ama çalılara çok yakındım. 5 metre geriye gidip atmam gerekiyordu ama o zaman da IS-4 kapanacaktı muhtemelen. Zorlamak istemedim. Ben zorladığım için oyunu kaybettik. Yoksa draw'du oyun. Basmayacaklardı yani, eminim. War Thunder güzel bir oyun arkadaşlar. Simülasyon şeklinde istiyorsanız, daha gerçekçi bir tank savaşı istiyorsanız gidin. Ama çok daha zevkli değil bence. O da aklınızda olsun. Şurada mesela bazen TD bekletebilirsiniz. Şuradan adamlar geçerken, mesela benim gibi bir adam şuradan geçeni açabiliyor çünkü. Bir şey geçmedi tabii şu an ama. Olsun. Bu her zaman bir ihtimal. Onu kullanın. 268 kasılır tabii. O da kötü bir tank değil ki. Çöküş filmini izledim abi. Downfall dediğin herhalde, değil mi? Çöküş. Yanlış hatırlıyor olabilirim çünkü Türkçe ismini. Allah Allah. Ha, alt plakayı görmüş lan herif. Şunu istiyorum işte ya. Ha, çıkarın kendinizi. Çıkarın gençler. Çıkarın, iş yaptığınızı sanın. Bir şey yapabildiğinizi düşünün. Çok güzel. Bak neler olacak şimdi. Bak geliyor. Çakallar. IS-3 ne yapıyorsun lan? Manyak mısın oğlum? O leopar çıktığı anda ağzı burnu kırılacak, o yüzden çıkamıyor işte gördüğünüz gibi. Yalnız burası da iyi geri çekildi. O zaman ben buradan basarım. Bir mermin daha mı vardı lan senin? Bütün mermilerim varmış hakikaten. Kötü oldu. Tam reload'dayken denk geldik. Arkadaşlar bana iyi maçlarınızı Facebook üzerinden atabilirsiniz ama hiçbir söz vermiyorum. Sadece izleyebiliyorum şu ara. Çünkü çok fazla YouTube'a vakit ayıramıyorum. Kusura bakmayın. Bizi Behçet öldürdüyse biz de Behçet mi alalım, ne yapalım? Vot bağımlılık da yapar. Arada bıraktırmayı da hissettirir. Sıfırdan başlayacak birine 300 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Sovyet hattında ISCD tank. İlk başta Sovyet hattında KV-1 üzerinden ISCD tankını açacaklar. Ondan sonra gitsinler, istedikleri tankları kassınlar. Ben gene Sovyet hattından T-62 ya da Obje 140 arasından da bir seçim yapmalarını tavsiye ediyorum ilk orta tank olarak. Bence iyi olmaz. Önce bir tane seviye onu bitir. PC kim topluyor ne demek ya? Ben. Bütün PC'lerimi son 10 senedir ben yapıyorum abi. Ne oldu ki? PC toplayıcınız mı var abi sizin? Mahallede filan. Soruyu anlamadım ki.
Çok sinir yapar canım. Ben iki defa ara verdim bu oyuna. Bir tanesi 8 aydı, bir tanesi de yaklaşık 3 ay filandı. Oğlum IS-7'ye kadar giderken ömrünüz kuruyorsa başka tank kasmayın zaten. Gerçekten kasmayın yani. Hani IS-3 ile falan oynayamıyorum diyorsanız yapmayın abi bunu. IS-3, KV'ler yani bunlar gayet sağlam tanklar. Gururlan. Evet. Hatırlıyorum. Karakartal. IS-7 yerine IS-4 alsan olur mu? Daha zorlanırsın. IS-7 kadar da hani zırhını kullanmayı bilmiyorsan ağlarsın. Yani zırhımı kullanmayı ben öğrenirim abi diyorsan IS-4 al, sonra bana küfretme ama. IS-4 çok zevkli bir tank değildir. IS-4 işini bilen hani orta direk Şaban'dır yani o. Memurlarıdır Sovyetlerin. İşini bilir yani. T-54'ü attılar biliyor musunuz? Al işte. Bu maç çok kötü kayıp. Şimdi sağda E-50'yi görüyor musunuz arkadaş? Abi bak, burası direkt kaçış arkadaşlar. Buradan direkt gidilecek. Direkt gidilecek buradan. Hiç anlamı yok burada durmanın. Yani E-100'müz falan nerede durup bekliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Çok başarılı ya. Gerçekten. Şimdi burada durup şarjör boşaltmayı 0'a 4. Çok iyi. Çok çok iyi. Şu bir. Şimdi zırhsız adamlar gelecek. Onları bekleyeceğim biraz. Hadi. Neyse. Bakalım 30 saniye boyunca inmelerini engelleyebilecek miyiz? E100 biraz daha fazla hasar yerse geri zekalı gibi çok harika olacak gerçekten. Abi bu mesafeden IS-7 delinmez. Bakın bu yüzden IS-7 diyorum. IS-7 orada mal gibi duruyor. Hiç yani ben de direkt yandan görüyorum. Abi biri paletine gidiyor, biri üst zırhına gidiyor. Onun çok ince bir aralığı var delinecek. Eğer ortalama bir isabete sahip bir orta tankla vuruyorsanız, iş yapmaya çalışıyorsanız ağzınızı kırarlar. Bakar mısın abi? Dalga mı geçiyorsun ya? Abi full aim'le neleri vurmuyor tank. Görüyor musunuz? Neyse reload'a geçelim. 5'e 4 oldu. Tabii ki oynamayacağım o Hotman. Az önce oynadım. Yayını tekrar izleyebilirsin. Hayvan gibi de güzel oynadım yani. Şimdi mouse, bilmem ne bilmem ne.
Allah'tan işini bilen adam kalmadı bu tarafta. Yoksa çoktan ağzımıza vurmuşlardı mermiler. 113 ne yapıyorsun ya? Niye çıkıyorsunuz abi? Al işte. Çözebilsem. Bir gün niye çıktıklarını. Beşe beş. İki tane T57 ve Patton kaldı. Orada bakıyordur o Patton. Kaç metredi bu herif? Altı can nedir ya? İmkansız bir atış açı. 420 metre. Tiger. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Harita kötü. Prokhorovka. Burada yapabilecek çok fazla bir şey yok. Adamların kendilerini çıkartmalarını bekleyeceğim. Zaten 480 canım kalmış durumda. O yüzden ölme eşeğim ölme durumu var. İyi korkuttum ha. Delmese bile en azından kendini çıkarttırmadı. Ama az evvel iyi mi oldu kötü mü? İyi oldu aslında ölürdüm çünkü buraya çıktığım anda yine T57 eve vuracaktı beni. 7'ye 5. Şu E100'ün filan yukarıya çıkıp şey yapması lazım. Spot vermesi lazım. Niye gitti lan görüntüden? Taraftan bakacağız arkadaşlar artık. Bizimkiler ne yapıyor diye. Evet. Çok retarded olduğu kesin. Ama yapacak bir şey yok. Siz çıkmıyorsanız biz de çıkmayacağız abicim. 7 dakika. Çok eğlenceli olmuyor işte bu oyun böyle durumlarda. Bayağı sıkıntılı oluyor diyebiliriz hatta açıkça. Şurada iki tarafı da hakim bir noktada çıkayım ki adamlar kendilerini gösterdikleri zaman şekil bira. Kamuflajım iyi olduğu için açılmadım. 3000 hasara da geldim. Hiçbir zaman üzülmeyin öyle çok hasar edim şey yaptım diye. Eğer oyunu oynattırmayacaksa karşı takım siz de oynattırmayacaksınız abi. Böyle tıngır mıngır oynarsınız. Sesin hangi sesi? Oyunun sesini mi? Hayır arttıramam abi. Çünkü çok rahatsız ediyor beni. Aslında şöyle yapsam olabilir mi acaba? Dur bakayım. Şuradan kıssam. Şimdi daha iyisinizdir herhalde. Aa, TL4. Nereden geliyor? Alttan geliyor. Gel abi. Nereye gideceksin acaba? Oho! Gelene kadar, gidene kadar bir şey kalmadı ki herifin. Son 2 dakikada rush yapar ölürüm arkadaşlar. En fazla hasarı böyle verebiliriz çünkü. Bizimkiler ne yapıyor orada ya öyle? Saçma sapan bir şey. Tepeye çıktı bizimkiler. Tepede bir şey yok mu? Vallahi yok. Peki. O zaman tepeye geri giderim ben de. Yo, iyiyim ya. Harita boktu. Harita kötü olduğu zaman ben de bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Pardon bu arada. Harita kaka. Yoksa Rampage'de falan niye eğlendim? Abi mükemmel açı.
Süper. Fuck. Herifi atıyorlar. Bana vuracaklar ha. 11'e 5 oldu bu arada. Yeniyoruz. Güzel. 11'e şey. Arkadan vuruyorlarmış. İkisi orada. Burada başka adam belki vardır bir tane. Bilmiyorum. Evet orada. Okey. Üç mermi. İki tane vurabilsem süper olur. Oyunu aldık bu arada. Aynen. 4000 hasarda bitirdik. E iyi. Pershing güzel tank. Abi ben 4 yıldır oynuyorum. O kadar saçmalamamı yani hala saçmalıyorum ama o kadar törpüledim ki arkadaşlar anlatamam size yani ben neler neler yapıyordum eskiden. Bu gene törpülenmiş hali. Oha, o E100'ümüz 5500 vurmuş. Helal olsun. Vay be. Güzel. Neyse kayıp gideceğiz bu oyun dedim. Bana kapak oldu. O zaman kapak olmayacak bir tankla yapayım. Son yarım saat. T22 medium almakla uğraşmayacağım. T55'i medium almakla uğraşacağım abi. Öyle çok gelemiyorum ben şeyleri görev kasmalarına. Çok rahatsız ediyor bir yerden sonra. Ana ne kadar güzel. Ama E100'ler benim ağzıma vurur. Burası çok 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 uygun değil 263 için. Sağ taraftan acaba gidip mediumları mı önce avlasam? Herhalde öyle yapacağım. Önden görüyorsan en altına da değil altının bir paneli var ya oraya sıkacaksın ya da kafadan yukarı dik sıkman lazım. Artık sivilcesi değmiyor çünkü. Yani bak şu alt panelin şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum tabii. Dönmüyor çünkü kafası. Alt panelin en altına değil, ortalarına falan atmak gerekiyor. Ortanın da biraz altına. Ne yapıyorsunuz ya? Alırız Loran, alırız merak etmesin. Set şeyde 50B'de oyuna girerse. Biraz 4 tane artı var. Açıkta ben çok hoş olmayacağım gerçekten. Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. Hiç iyi hissetmiyorum. I have a bad feeling about this. Hiç iyi değil. İyi. E100'ler en azından orada. 140 var bir tane. O nereden çıkacak? O çok önemli. 140 solda. Bu tarafa kimse gelmedi mi ya? İyi, devam ediyoruz o zaman. Partiden korunabileceğimi düşündüğüm yer bu sola doğru yanaşmak. Bakalım, hayırlı işler. Tek başına giden bir cengaver. Artı burayı çekti. Sağ tarafı bir temizleyerek gitmemiz lazım. Aynen. Bundan spot yemem hiç hoş olmadı tabii. Yanlış işler peşindesin konkürür.
Evet, artileri temizledik. Şimdi kaçabilirim buradan. Hiç işim yok artık. Eğer objeyi 140 akıllıysa arkamdan gelir. Türk çıktı ML3. Ne yapıyor lan bu? Burada mı geçen hakikaten? Hadi be. Şu an var yayın. Sağdan gelecekler. Allah Allah. Nasıl oluyor bu ya? Çok tedirgin oldum şu an. Oynayamadık ya. Yemin ediyorum oynattırmadı herifler. Bak o E100'ler aldı oyunu. Helal, iyi oynadılar. Hayır, köşeden görüyordum muhtemelen altımı, o yüzden ben fark etmedim. Altı görüyorsa altı deler abi. Dedim ama burada çok avantajlı bir şeyde değiliz, matchup'ta değiliz. Daha böyle ağır zırhlı bir şey lazım oluyor. Bu hafif biraz daha açık harita ihtiyacı var bu adamın. Çok az. LÖW'yi artık delemiyorsan sıkıntı var. LÖW ön alt plakadan deler. Attığın tank demek ki delemeyen bir tank. O zaman yanına veya arkasına geçeceksin. Bunu oynadık, bunu oynadık. STB ile biraz delirelim. STB beni üzme konusunda bir numara biliyorsunuz. 140, 430, T62, TWP. 50M, STB. Hangi taraftayız acaba? Buradaysak sola giderim. Sonra gerekirse dönerim. Merak 98. O ikisi hakkında çok fazla şeyim yok ama Jumbo olmayan daha iyi diyebiliyorum. Jumbo'nun o zırhı genellikle çok işe yaramıyor. Hantal olmasını istemezsin. STB'nin hakkını yediğimi düşünüyorsanız düşünün. Çok kötü atıyor. Ve ben oynamaya devam ediyorum. Yani hakkını yemem yememem önemli değil ki. Oynuyorsam hala demek ki seviyorum demektir ama çok kötü aim alıyor yani. Daha doğrusu eğim alması hadi yavaş olsun çok kötü atıyor. Özellikle vur çık konusunda çok başarılı bir tank olabilecekken bunu başartmıyor işte bu yüzden.
M53-55 klan savaşlarında bile alınan en iyi seviye 9 topçu oyundaki. Yani hakikaten oyunun en iyi seviye 9 topçusu. Oldukça hızlı yüklüyor ve mermilere çok ciddi hasar veriyor. Atış hızı da iyi, yüksekliği de iyi ki. Abi şikayetçi olunmayacak gibi değil çünkü. 50 mi? Niye oraya gitti ya? Mutz ve Centurion'la ben bu işi yapamam ki. Zırh lazımdı buraya. İşte. Saçma. Şimdi mesela benim kafamda birileri olsa karşıda 140 ve 430'un hayvan gibi üzerime basıyor olması lazım şu an. Ve paramparça ederler beni yani. Bak. Yok abi. Bu iş olmaz. Bu iş gerçekten de olmaz yani. Abi 275'i gömdü. Bak geliyor 430. Birisi Steam Skype'tan yardırıyor bu arada. O ne lan? Ne alaka? Oğlum şaka yapıyorsunuz değil mi? ISCD var orada. Loren senin yüzünden bir tane daha yiyeceğim bak. Bak abi bak şimdi. Bak. Gördünüz mü? 300 saat nişan aldım. Hayret. Bu sefer vurdu. 430 var orada. Biri yardırıyor Skype'tan ama bana. Kim yardırıyor bilmiyorum. İyice geri çekileceğiz şimdi. Yükseklere geçmem lazım. Hep kaçabileceğim noktaları düşüneceksin. Loren öyle oynamak istiyorsa öyle oynasın abi. Hala yardırıyor. Yardırsın abi. Attın ve vuramadın değil mi? Yaktayız. O zırha yazık ya. O yemin ediyorum o zırha yazık ya. Çık dur abi işte. Neyin kafasını yaşıyorsun? Al abi. Bak. Mis gibi şeyi kaçırdım bu yüzden. Artıya helal olsun. Gidip vurabildi yani. Ne iyi bari. Onu oradan vurdun. Şimdi bu herifi ne yapacağız? Bunlar gene bana tecavüz edecek. Abicim biliyorum da M103'ü vurmam lazım önce. Abi anlıyor musunuz şimdi beni? Ya ben hakikaten kötü şey yapmıyorum abi. Yani tank kötü. Yani yarım aim de atmıyor. Full aim'i sürekli beklemen gerekiyor. Hiçbir tankta yok böyle bir şey. Başka. Başka bir tane daha tank vardı buralarda ya. Bir tane T49 var. Ha ölmüş. Gördün mü? Gördün mü? ISCD zırhı bu da işte gençler.
Oha TVP de çıktı. Büyük sıkıntı. Abi niye oraya döndün sen? Hii, bitirttin beni. Yok abi almayayım ben. Hadi yak diyoruz. Biraz zırhını kullan artık. Gözünü seveyim. Hala yardırıyor. Yok onu alamayacağım. Abi yak deyiz. Ne adamsın sen ya. Yemin ediyorum şaka gibisin ha. Allah abi işte. İyi mi? Adam aldı lan herkesi. Düşük bir tank oynarım ya. Şeye geçeriz yavaştan. KV2'ye. Chuck Norris'in olayı ampul. Normal. Abi ne oluyor? Bir dakika ya. Biri abandı. Çok kötü abandı. Ha. Alakası yokmuş benimle ama ağzıma ettiler yani. Do not notify me. Dıngır dıngır dıngır. Yok Berkçim. Son topunu carry. O kadar değil. Son topu kullanacaksınız tabii ki. O kadar uzun boylu değil yani. Neyse STB ile kaçamak oynuyor ne iş yaptık ama sevdiğim bir oyun tarzı olmadı işte. Hadi bakalım. KV2 power. İkisi de farklı tanklar. İkisini de ayrı ayrı seviyorum. İkisini birbirine tercih edemem Leopard'la STB'yi. Merhaba yoldaşlar. Gene geldik bir KV2 dünyasına. Bir KV2 gününe. Live Ox haritasında karşımıza çıkan faşistleri, burjuvaları ve bu şekildeki
bürokratik engelleri aşmak için gene Stalin'in KV2'sine teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve Sovyet marşımızı açıyoruz. Fix zaten o. Ama bu maç bayağı zor olacak söyleyeyim. Foşiklere ölüm. Faşist köpekler, kapitalistler. Hepsi KV2'nin mermisinin tadına bakacak. Abi yani oyunu hiç oynamayacaksınız. Çok az oynamak istiyorum diyorsanız KV2 açın. Ve başka bir şey oynamayın ya. Gerçekten çok güzel. Çok tatmin edici. Özellikle oturttuğu zaman mermileri. Şarkının ismini yazarlar arkadaşlar. Ezbere biliyor çünkü. Polşka Pulya. Hadi. Hedef istiyorum. Hedef bulun bana. Aa, çok yukarıdan gitti. Çok yukarıdan gitti. O I da benimkinin Japon varyantı. Şuraya nişan alayım, şöyle nişan almalıyım, yola nişan almalıyım. Tamam, S3 geçecek mi karşıya? Gözükmüyor. Ha, sağ taraf düşecek. Arka taraftan gelenler. Aa o. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bak abi şimdi eğimle eğimsiz atan arasındaki fark bu. Anlıyor musun? Sağ taraf düşüyor bu arada hayvan gibi. Bizim buralara artık... 1KV2. Foşik KV2. Ama sağ tarafa bakmamız lazım. Bitti çünkü bu taraf. Au. Spottingen. Wow, 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 wow. Spot'un nereden geldiğini görüyor musunuz? Ve herifte küçük top var. Oha, çok alakasız gitti ya. Aynen. Şu herife birinin destek vermesi lazım ki. Ben adamı öldüreyim. Hah, güzel. Şimdi. Şu o kadar da nişansız gitmiyor tabii mermi doğal olarak. Ama burada iyi iş yapabiliriz bak. Spotumuz az olursa. Gençler. Cık. Kime attı o mermiyi ya? Bence bir şey girdi o ama. Bakalım kime girdi. Da savunacağız arkadaşlar. Aha. Sabri gibi gitti hakkın. Hadi. ...321. İyi.